Şunu burada tekrar hatırlatmak isterim değerli arkadaşlar. 30 Mart öncesinde bu yapı eliyle şahsıma çok ağır saldırılar yapıldı. Bununla yetinmediler. Aileme, çocuklarıma alçıkça saldırdılar. Bununla yetinmediler, arkadaşlarıma da saldırdılar. Partimize, hükümetimize, ekonomiye, çözüm sürecine, kardeşliğimize saldırdılar. Bizim üzerimizden Filistin davamıza, Mısır'daki demokrasi davasına, Suriye'deki insanlık davasına saldırdılar. Eğer tüm bunlar yeterli değilse, hatırlatmalıyım ki bunlar MİT tırları üzerinden, dışişlerindeki gizli toplantılar üzerinden istiklalimize, bayrağımıza, toprağımıza saldırdılar. Bana, aileme, arkadaşlarıma, davamıza saldırıldığında susanlar olabilir. Ama onlara diyorum ki vatanınıza saldırıldı, bayrağınıza saldırıldı. Yani şerefinize taarruz edildi. En azından bunun için susmayın diyorum. Değerli arkadaşlar, susanı tarih affetmeyecek. Sessiz, tepkisiz kalanı inanın tarih affetmeyecek. Unutmayın, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Göreceksiniz. Başta CHP ve MHP olmak üzere bu suskunluk, bu tepkisizlik, bu destek tarihe kara bir leke olarak geçti. AK Parti bu kara lekenin ortağı olmayacak. Süt gibi beyaz hayat şeridine inşallah leke sürdürmeyecek. İşte onun için değerli arkadaşlar, makamlar, görevler değişse de AK Parti var olduğu sürece Allah'ın izniyle bu mücadele kesintisiz devam edecek. Şunu bilin ki bu alçakça saldırıları nefes alıp verdiğim müddetçe unutmayacak ve affetmeyeceğim. Çünkü birçoklarıyla bunu çok yaşadım. Çok iyi tanıyorum bunları. Artık çok iyi öğrendim. Ama ben bunların bu kadar yalancı, bu kadar takiyeci, bu kadar müfteri olacaklarına inanmıyordum. Ama yaşayınca bunları öğrendik. 2010 bize çok şey öğretti. Ve 2010'dan sonraki süreçte işte her şeyi açık açık görmeye başladık. Bunu şahsım için değil, neferi olmaktan gurur duyduğum davam için unutmayacağım. Davam için bunu affetmeyeceğim. İnanıyorum ki bütün arkadaşlarım, bütün sevenlerimiz, bütün yol arkadaşlarımız da bu şuurla, bu hissiyatla hareket edeceklerdir.